Arkadaşlar merhabalar, Taş kursun Kursu'nun YouTube sayfasından tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu Relative Close'un ikinci kısmı, Relative Close Reduction yani Relative Close düşmesi konusunu bugün anlatacağım. Şimdi arkadaşlar çeviriyi de bununla beraber yapacağım. Bundan sonra da soru çözüm videosu gelecek. Ardından da Relative Close'u bitireceğiz. Çeviriyi de bunun içerisinde yapacağız. Şimdi Relative Close Reduction dediğimiz şey şu arkadaşlar... Relative Clause düşürmesi yapmamız gerekiyor. Yani bizim burada kullandığımız Relative Clause'ları kullanmadan da bu anlamı verebiliyoruz. Relative Clause'ndan sonra direkt fiil gelmelidir. İlk başta bu kısma bakacağız. Yani ilk başta bizim bakacağımız kısım burada fiille başlayan Relative Clause'lardan bahsedeceğim. Mesela burada the man whom I met dedik. Burada I özne olduğu için şimdilik bu kısımla ilgilenmeyeceğim. Bunu en sonunda anlatacağım. Bizim için önemli olan kısım. The man who knows me şeklinde Direk bir fiille başlayan kısım buradan hem YDS'de hem YÖKDİL'de hem YKS'de hem hazırlık atlama sınavlarında mutlaka soru karşınıza geliyor. O yüzden sizin karşınıza gelen kısım burası olacağı için ben de daha çok buraya odaklanacağım. Şimdi ilk kısmını başlayalım. Öncelikle bizim relative kolozumun içerisindeki cümle aktif yani Türkçe'de etken dediğimiz cümle ise yani edilgen olmayan normal bir cümle ise iki şekilde yapabiliyoruz fiilimizi direkt ing ile kullanabiliyoruz ya da having verb 3 şeklinde kullanabiliyoruz. Bunlardan da bahsedeceğim ne olduğunu. Mesela I don't know the people dedim. Bunu bir önceki cümlede yapmıştık hatırlarsınız konu anlatımında. Who are waiting in front of the door dedim. Şimdi who ile başlayan kısım bizim için relative clause. Ve içerideki cümle aktif bir cümle. İçerideki cümle aktif bir cümle ise biz gene I don't know the people dedik. People dedikten sonra ben burada relative clause'u kullanmıyorum. Relative clause'u kullanmıyorum ve içerideki cümlem aktif bir cümle olduğu için fiili direkt ing ile kullanıyorum. Waiting in front of the door şeklinde yapıyoruz. Yine bunun çevirisi de kapının önüne bekleyen insanlar şeklinde oluyor. Burada şimdiki zamandan dolayı burada ing vardı. Bir de geniş zamanla bakalım. The people, insanlar, Huyla relative clause'umu başlattım. Şurada bitireceğim. Düzenli spor yapan insanlar ayrıca sağlıklı yemeli, sağlıklı beslenmeli demişiz. Şimdi yazalım. The people dedim. Bakıyorum bu içerideki cümle gene aktif bir cümle. Ve relative clause'u düşüreceğim. O zaman do buraya nasıl gelecek? Doing şeklinde gelecek. Yani bakın bu da şimdiki zamanda olsa, geniş zamanda olsa, geçmiş zamanda olsa hep ayrıncıyla düşüreceğim. Sports, Regularly deyip cümlemi devam ediyorum. Should also eat healthy şekline devam edeceğim. Yani içerideki cümle aktif bir cümle ise biz bunu ing ile bu şekilde direkt düşürüyoruz. Bunun çevresine yapan diyorum. Peki having ne olacak? Şimdi öncelikle bir cümlede ya da bir şıkta having verb yapısı görüyorsanız arkadaşlar bu öncelik sonralık için kullanılır. Yani iki tane olay vardır. Biri diğerinden daha önce gerçekleşmiştir. Past perfect tense mantığı gibi düşünebilirsiniz. Burada olaylar arasında öncelik vereceğiniz zaman da having kullanırsınız. Tek fark budur. Mesela scientist, bilim adamları who have studied human brain. İnsan beynini çalışmış olan bilim adamları arıyorlar, yeni yöntemler arıyorlar. Tedavi etmek için Alzheimer hastalığını tedavi etmek için. Şimdi özellikle burada içeride who have studied şeklinde verdiğim ki şunu görün. Bakın have studied dediğim arkadaşlar bu bana neyi veriyordu? Geçmiş zaman anlamı veriyordu. Yani bu insanlar önce insan beynini çalıştılar. Şimdi yeni yöntemler arıyorlar. Ben burada önce çalıştıklarını vurgulamak istiyorsam. Bakın burada present perfect tense'deki have'imi buraya having şeklinde alıyorum. Having studied human brain are looking for deyip de cümleme devam ediyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz zaman şunu bileceksiniz. Bilim adamlarından bahsediyorum ve insan beynini çalışmış olan bilim adamları deyip öncelik veriyorum. Yani buradaki bilim adamları önce insan beynini çalıştı. Şimdi de yeni yöntemler arıyor anlamını vermek için kullanıyoruz. Having'in ing'den tek farkı içerideki olayı daha önce gerçekleştiğini belirtmek. Başka bir fark yok. Devam edelim. The exams, sınavlar, which include. Bakın burası bizim relative clause'umuz. İçeren, teknik bilgi içeren sınavlar dikkatli bir şekilde çözülmelidir demişiz. Bakıyorum. The exams dedim. Ve içerideki cümle içermek aktif şekilde kullanılmış. O zaman which'i düşürüyorum. Diyorum ki direkt bunu ing ile alacağım including technical information must be solved quickly diyoruz. Bakın bunun çevirisini yine aynı şekilde yapıyorum. Teknik bilgi içeren sınavlar dikkatli bir şekilde çözülmelidir diyoruz. Dikkat ederseniz burada including'i yine ing ile kullandım. Burada benim üstünde duracağım bir nokta var. Bu çok detay bir nokta. Çoğu insan bunu vermiyor. Ama olur da belki preposition sorusu olarak karşınıza çıkar diye. Şimdi hezi biz bildiğiniz üzere sahip olmak anlamında kullanıyoruz. Aynı şekilde buradaki heavy de sahip olmak anlamında kullanacağım. Bunu daha önce duymamış olma ihtimaliniz çok yüksek. Ev dedim. Which has a nice terrace. Güzel bir terası olan ev çok pahalı dedim. Şimdi burada the house dedikten sonra eğer burada bir sahiplik nitelemek istiyorsanız arkadaşlar... ...hezin kısaltılması with ile yapılır. With a nice terrace diyorum. Is very expensive. Mesela mavi gözlüklü adam diyeceğim. Mesela, mavi gözlü adam mavi gözlüklü değil. The man with blue eyes diyorum. Bunu açmak istersem de the man who has blue eyes şeklinde yapıyorum. Yani burada sahiplik anlamında bir relative clause düşmesi yapıyorsak bunu with ile yapıyoruz. Aynı şekilde the people insanlar bu insanlar ilginç hobilere sahip olan insanlar. Eğilimindedir. Tend to. Daha yaratıcı olma eğilimindedir. Şimdi gene burada bize heavy sahip olmak anlamında verdiği için. The people with interesting hobbies tend to be more creative deyip devam edeceğim. Bakın dikkat ederseniz buradaki who have sahiplik ol anlamında kullandığım zaman with ile bunu direkt düşünebilirsiniz. Hani belki relative clause içerisinde çevir olarak karşınıza çıkarsa with'in sahiplik anlamını buradan aldığını da bilin. Geldim. Peki içerideki cümle edilgen bir cümle ise. Eğer içerideki cümlemiz edilgen bir cümle ise ya direkt fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Yine having been fiilin üçüncü hali diyerek yine öncelik vermek için kullanıyoruz. Ya da şimdiki zamanda your anlamını vermek için being verb 3 şeklinde yapıyoruz. Mesela the research araştırma which was carried out. Carry out gerçekleştirmek demek. Akademisyenler tarafından gerçekleştirilen, gerçekleştirilen araştırma ortaya çıkardı. ilginç sonuçlar dedik. Şimdi the research dedim. Bakın was carried out bizim için edilgen bir yapı. Bu direkt edilgen olduğu için ben direkt burada fiilin üçüncü halini kullanacağım. Carried out by the academicians revealed interesting results diyebilirsiniz. Ya da burada önce gerçekleştirildiği anlamını vermek için <coughs> having been carried out da diyebilirsiniz. İkisini de kullanabilirsiniz, herhangi problem yok gerçekleştirilen araştırma ya da gerçekleştirilmiş olan araştırma. Yani önce araştırmayı yaptılar, sonra sonuç ortaya çıktı şeklinde de düşünebilirsiniz. Having been gördüğünüz zaman korkmayın. Sadece öncelik veriyor anlamında. The building bina which was demolished. Demolish yıkmak demek. Burada edilgen verilmiş. Be var. 2015'te yıkılan bina tekrar inşa edilecek dedik. The building Burada Ha, which yok. Direkt fiilin üçüncü halini kullanabilirim. Demolished in 2015 will be rebuilt again şeklinde yapabilirsiniz. Ya da binanın önce yıkıldığı anlamını vermek isterseniz having been demolished şeklinde de yapabilirdiniz. Geldim. The man adam who is being wanted. Bu filmlerde falan görürsünüz Amerikan filminde wanted aranmak anlamında. Şu anda aranan adam işledi birçok suç işledi diyoruz. Commit crime suç işlemek, several da birçok demek. Şimdi burada adamı şu anda arandığı anlamını vermek istiyorum ben. Dikkat edersiniz. Sürekli olarak değil, şu anda aranıyorsa bu adam diyorum ki o zaman da buraya ben being veriyorum. Çünkü being neydi? Your anlamını veriyordu. Önceki videoda izlediyseniz bunu çok iyi anlamanız lazım. Your, wanted da aranan. Aranıyor olan adam, şu anda aranıyor olan adam. Has committed several crimes şeklinde devam ediyorum. Bakın tekrar ediyorum. Being'i buraya eklememin tek sebebi, yani şu iki si arasındaki, şuraya yazayım ki daha net görün verb 3 ile being verb 3 arasındaki tek fark bu olayın şu anda gerçekleşiyor olduğunu anlatmak için kullanıyoruz. Çünkü being neydi bizim için? Yordu. Having'in bunlardan farkı da bunun daha önce gerçekleştiği. Yani having görüyorsak bu aktif pasif olur. Önce gerçekleştiği anlamını being görüyorsak şu anda gerçekleştiği anlamını çıkarabilirsiniz. Devam edelim. The man Who was arrested? Tutuklanan adam, polis tarafından tutuklanan adam refused, reddetti. Tüm suçlamaları reddetti. Which were made? Yapılan, savcı tarafından yapılan tüm suçlamaları reddetti. The man dedim. Adam tutuklanan diyeceğim için arrested by the police dedim. Tutuklanan adam reddetti. Gene önce tutuklandığını belirtmek adına having been arrested da diyebilirdim. Reddetti tüm suçlamaları. Accusations'a geldim. Suçlama demek. Accusations. Yapılan demişiz. O zaman bakın yine burada edilgenlik var. Were made. O zaman burayı da made by the prosecutor. Savcı tarafından yapılan tüm suçlamaları reddetti diyebiliriz. Devam ediyorum. The books, kitaplar, which were written by Tolkien. Tolkien tarafından yazılan kitaplar ilgisini çekmedi insanların dığında onlar yayınlandığında demişiz. O zaman diyorum ki the books written by Tolkien did not attract the attention of the people ya da attract the people. Dediğim zaman direkt fiilin üçüncü halini kullandığınız zaman da bu şekilde kullanabilirsiniz. Dikkat edin. Buradaki when relative clause değil. Bu zaman bağlacı. Peki ben bunun zaman bağlacı mı? Relative clause ben oldu mu? Nasıl anladım? Eğer bu relative clause ben olsaydı burada people değil bir zaman ifadesi olurdu. Mesela sallıyorum. 1923 gibi bir zaman ifadesi olsaydı o zaman bu relative clause olurdu diyebilirim. Bir de bazı infinitive reductionlarımız var. Infinitive to ile fiilin yalın kullanılması demek arkadaşlar. Bizim bu zaman kadar yaptığımız kısımlar ing, ve fiilin üçüncü haliydi. Şimdi bir de to ile. Bunlar da direkt bu kalıpları görmeniz lazım. The first, the last, the best gibi. Süperlatif bir ifade varsa. En iyi, en kötü, birinci, ikinci, sonuncu tarzı bir ifade varsa. Somebody something, nobody nothing, somewhere, nowhere. Some ya da e, no ile başlayan bir yapı varsa. Bundan sonra to ve fiilin yalın halini kullanıyoruz. Mesela. Usain Bolt was the first person. Usain Bolt ilk kişiydi. Who broke two world records. İki dünya rekoru kıran, 100 metre ve 200 metrede aynı yılda iki dünya rekoru kıran ilk kişiydi dedim. Bakın alıyorum bunu. Usain Bolt was the first person dedim. Was the first person. Who'yu düşürüyorum. Dikkat edin. Ne yapmam gerekiyor? ING değil to ile yalın kullanacağım. O zaman burada kırmak fiilini bakın buraya nasıl alacağım? to break to world records diyorum. Bunun ing ile gelmemesinin tek sebebi buradaki ilk kişi ifadesi olması. Ya da you are the only person whom I can trust. You are the only person Burada sadece bir trik yapacağım size. Şimdi ben burada diyeceğim ki bakın anlamcı aynı yere çıkacak. Güvenebileceğim tek insansın dedim. Sen o zaman bunu çevirirken güvenilebilecek tek insansın şeklinde de diyebilirim. O zaman diyorum ki to be trusted diyorum. Bakın to ile beraber bu sırada ne yaptım? Bunun edilgen halini yaptım. Yani to verb sıfır yalın e, aktif olduğunda To be verb 3'de edilgen olduğunda güvenebileceğim tek insansın güvenilecek tek insansın şeklinde bunu yapacağım zaman da güvenilecek derken the only person to dedim. Daha sonra edilgenin kuralı be verb 3'te to be trusted dedim. People insanlar her zaman ihtiyaç duyar birine problemlerini paylaşabileceği birine ihtiyaç duyar. O zaman somebody dedikten sonra Kumu kullanmıyorum. To share their problems with diyorum. Somebody to share. Paylaşacak problemlerini paylaşacak birini kullanabiliyorum. Yani neyi bileceğim? The first, the last, the best, somebody, something, nobody, nothing, somewhere, nowhere gibi bir ifade varsa fiilimi to ile beraber kısaltacağım. Ki ben bu konuyu size gerund infinitive kısmında Infinitive başlığı altında yine anlatacağım. I need something that I can express my emotions freely demişim burada da. Bir şeye ihtiyacım var. E, duygularımı rahatça, e, özgür bir şekilde ifade edebileceğim bir şeye ihtiyacım var. Yine something to express my emotions freely şeklinde bunu kısaltabilirsiniz. That çünkü relative clause. Bir ek bilgi vereceğim arkadaşlar. Bazen cümlelerde çeviri yapmanızı kolaylaştırması adına. Who, which, that. Relative pronounlarından sonra. Sadece bunlar için diyorum. Cümle gelirse bu pronounlar cümleden atılabilir. Mesela the man dedim. Whom, that, who'yu kullanabilirim. Geçen hafta tanıştığım adam beni geri aradı derken. Burada who, whom, that, who'dan sonra I, met şeklinde tam bir cümle kurduğum için bunu kullanmasanız da olur. Diyeceksiniz ki hocam biz ilk videoda bunları nasıl ekleyeceğimizi öğrendik. Şimdi neden kaldırıyoruz? Çok saçma değil mi? Öyle ama yapacak bir şey yok. Bunu da bilmek durumundasınız. Bunları eklemek için e, uğraştığımızda yok değil tarzında soru tipi yapıyoruz. Bunları az önce anlattığım gibi to ve ing ile düşürme yapmaya çalıştığımızda yds yok değil soru tipi yapıyoruz. Bunları bu şekilde düşürmeye çalıştığımızda bunlardan direkt soru gelmiyor. Ama okuduğumuz metinleri daha anlamlı hale getirebilmek için bunu bilmemiz gerekiyor. The man I met last week called me back. The man whom I met last week called me back. Ya da the job, şu da ayı üstünden geçtim. Benim başvuracağım iş alındı, başkası tarafından alındı. Benim başvuracağım iş başka tarafından alındı. Bakıyorum which vedetten sonra I was going to apply diye tam bir cümle vermiş. O zaman kullanmasam da olur. The job I was going to apply. Başvuracağım iş başka tarafından alındı. Ya da the books e, which ya da that I read are generally boring. Okuduğum kitaplar genelde sıkıcıdır. Bu da which vedetten sonra özne ve fiilim olduğu için burada bir tam cümle var diyorum. O zaman bunu kullanmasam da olur diyorum. Bu ek bilgiyi Tekrar ediyorum. Okuduklarımızı daha iyi anlamak için bilmemiz gerekiyor. Buradan soru gelmiyor. Daha iyi anlamak için bilmemiz gerekiyor. Infinitive reduction bunu soru çözerken bilmemiz gerekiyor. Hem YDS hem yok dilde. Passive reduction, active reduction yine YDS yok dilde soru çözerken bilmem gerekiyor. Bunu da bir önceki anlattığım videoda yok dilde soru çözerken bilmemiz gerekiyor. Relative clause reduction kısmı da. Bu kadar arkadaşlar. Sadece kısa bir tekrar yapacağım. Word -ing görüyorsunuz. Ben burada yapmak fiilini alarak yapacağım. Yapan diye çeviriyorum. Verb 3 şeklinde görürseniz Yapılan diyoruz. Şuraya da yazalım. doing done eğer e, having done diye görürseniz, yapmış olan having been done şeklinde görürseniz, bunu mutlaka bir yere not alın. Having been done şeklinde görürseniz, yapılmış olan e, being done şeklinde görürseniz. Yapılıyor olan şeklinde çevireceğinizi unutmayın. Bunları bilin. To ile olan kısmı da to do şeklinde. Bunu da ya yapan diye çevireceğiz. Ya da yapmak için diye çevireceğiz. Bunu da ya da to be done'ı da yazalım. To be done da yapılan diye çevirebilir. Genet NFT'de çok çok üstünde duracağım bunun. Ya da yapılmak için şeklinde çevirebilir. Bu. Bunları da bilin yeter. Biz şimdilik bu tabloyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki kısmı gerund infinitive'de daha net anlatacağım. Umarım anlaşılabilir bir video olmuştur. Kafanızda takılan bir şey varsa hem bu videonun altına yorum yapabilirsiniz hem bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bundan sonraki videoda soru çözüm videomuz olacak. Ondan sonra Relative Clause alakalı inanın kafanızda bir soru kalmayacak. Ardından da siz biraz pratik yaparsanız Relative Clause sorusunu komple halletmiş olacaksınız. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.